Tarabya İngiliz Okulları olarak Tarabya kampüsümüzde Bilim Günü etkinliğimizi gerçekleştirdik. Bilim Günü etkinliğinde öğrencilerimiz farklı alanlardaki deneyleri hazırlama fırsatı yakaladı. Öğrencilerimiz hazırlık aşamasında gerekli araştırmayı yaparken bir bilim deneyinin altyapısının ne kadar önemli olduğunu deneyimledi. Etkinliğin sonunda ise öğrencilerimiz hazırladıkları deneyleri arkadaşları ve öğretmenlerine sundu. Öğrencilerimiz deneylerini sunarken diğer öğrenciler sunum yapan arkadaşlarına sorular sordu ve böylece izleyiciler deneyin teorisi hakkında da bilgi sahibi olma şansını elde etti. Sunum yapan öğrencilerimiz, izleyiciler ve öğretmenlerimiz bilim günü etkinliğinde eğlenirken fizik, kimya ve biyolojiye farklı bir gözle bakabilme imkanına erişmiş oldu. Was elephant toothpaste. Basically, it was the composition of hydrogen peroxide, and we were using potassium iodide as a catalyst to speed up the reaction. And what happens is when you put hydrogen peroxide into soap and then you add a potassium iodide, there is a volcano of soap, and it's an exothermic reaction because heat is given out, and basically that's about it. It's the same thing as when we swim in the sea. When we swim in the sea has more salt. Has a lot of salt, so it has more density than the people. That's why when people swim, they float. And here, so we add a cup of salt to this water. That's why the eggs float. And here, it's pure water. It's pure water, so the egg sinks. And here we put some color. That's why because the water is more dense than the color. That's why the color floats. As floats. Yeah, that's why. Yeah. It's about density. Yeah, it's about density. The difference between the density. Polimerin içine su ekleyebiliyorsunuz ve polimer süper emici madde olarak geçiyor. Bebek bezlerinin içinde bulunuyor. İdrar ve dışkıyı şey yapıyor. Bebek bezlerinin şişmesinin sebebi bu. Ben bunun üzerine su ekledim. Yaklaşık bir tutamı 250 mililitre kadar suyu tutabiliyor. Üzerine su ekledikten sonra şöyle bir şeye dönüşüyor. Yaklaşık şu an burada 1 litreye kadar yakın su var. Üzerine tuz veya belli şekilde kırıcı bir madde eklemediğimiz sürece de bu böyle devam eder. Bilim günümüzü bugün gerçekleştirdik okulumuzda. Bütün öğrencilerimiz çok heyecanlıydı deneylerini yaparken. Bütün bilim dallarından fizik, kimya, biyoloji deneyleri gözlemledik burada. Hatta bazı deneylerde fizik ve kimya, kimya ve biyoloji birlikte oldu. Böylece bilimlerin birbiri arasında nasıl çalıştığını da gözlemlemiş oldu öğrencilerimiz.